Ön kapağı kırılmış arızalı elembileri sakın çöpe atmayın. Usta, araya introyu soktun ya, ne olduğunu söyle kardeşim ya, meraklandırma insanı. Evet, şu elembi de gördüğünüz gibi ön kapak kırılmışsa elembi çalışmayabilir. İçine sıvı girmiş olabilir, su girmiş olabilir, yani onu boşaltırsanız çalışacaktır. Böcek girmiş olabilir, örümcek ağı olabilir. Hatta kargalar akşamüstü özellikle yemini yiyeceğini bunların içine saklıyorlar, gördüm bizzat. Onu temizlediğiniz zaman direkt çalışacaktır. Ama önünde kapak olmayacağından dolayı aynı problemler tekrarlayacaktır. Usta, iyi de neyle temizleyeceğiz biz bu elembinin içini? Alkol ya da balata spreyiyle temizleyebilirsiniz ama balata spreyi daha kullanışlı, onu tavsiye ederim. Böyle içine kulak çöpü falan sokmaya gerek var mı? Yok yok, hayır, balata spreyi olursa daha iyi. Eğer sıvı teması yoksa, öyle çöp möp varsa plastikle ya da bir odunla temizleyebilirsiniz. Evet, özellikle sıcak bölgelerde kısa sürede böyle bu hale gelebilir. Zaman sonra da bu elembi gibi tamamen kapaksız kalabilir. Yani çatlasa da tamamen kapaksız kalsa da bunun içine sıvı giriyor, böcekler giriyor ve elembiniz çalışmıyor. Onları temizliyoruz. Ondan sonra yeni bir kapak yapmaya geçiyoruz. Yani usta, çatlasa da patlasa da usta TV'nin eline kaçamaz. Kesinlikle kaçamaz. Şimdi nasıl yapılacağını gösterelim. Usta, bir şey rica edebiliyor muyum? Bütün buyurun. Seyircilerimiz adına. Sonra? Yok, ben duymadım. Vay, ben bilmiyordum demeyin. Şimdi elembiyi bir tezgaha yatıralım. Burası çok gürültülü. Komşunun köpeği herhalde şey var. Bir sorunu var ya. Şimdi kapağı kırık bu elembiye su geçirmez bir makaron kapak yapacağız. Öyle makaron kapak derken çok çetrefilli bir şey aklınıza gelmesin. Bildiğiniz şu plastik şişeyle, pet şişeyle kapak yapacağız. Öncelikle ne olur ne olmaz diye buraya bir çift taraflı bant saracağız. Şöyle birkaç kat saracağız. Ustam, bunu neden sarıyoruz? Su geçirmesin diye. Evet, tamam. Garantilemek için. IP 68 oldu. Hatta bence 70-75 bile olabilir. Evet, kesinlikle su geçirmez ve uzun ömürlü. Eğer bir daha kırılıp bozulursa da zaten korkmayın, malzeme bedava. Şimdi gidip yerine takıp bir test edip bakalım.
Acayip bir Cevat Kelle gibi oldun ha öyle de. O kim ya? Kameraman mı? Ne kadar iadesi yapılması tercih olarak. Kameraman sensin canım yani. Olsun sen öyle gözüküyor. Evet. İmalatçılar yatırımlarını bitirdikten sonra olmasın. KDV iadesi talep etmek yerine KDV ödemeden işlem gerçekleştirebilecek. Bakalım. Sinyali göster kardeşim, görüntü her türlü. Hemen şuradan ayarlayabiliriz. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Ayrıca abone ol butonu yanındaki zil ikonuna dokunarak da yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Teşekkürler.